sınavda çıkabilecek sorulardan bazılarını beraberce çözelim. Diğerlerini de açıklama bölümünde ve bu dosyayı da açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Birinci sorudan başlayalım. Aşağıda verilen simge ve ifadelerin doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız diyor. Stretch bir kelime işlem programıdır. Yanlış olacak. Stretch bir oyun animasyon oluşturabileceğimiz bir kodlama uygulamasıdır. Stretch programı ile animasyon oyunlar yapabiliriz. Doğru. Yeşil bayrak stretch programında uygulamaları durdurmak için kullanılır demiş. Yanlış olacak. Tam tersi uygulamaları başlatmak için kullanılır. Algoritma bir problemin çözümü için izlenecek yol anlamına gelir. Doğru olacak. Bir problemin çözümünün ilk adımı çözümü değerlendirmektir. Yanlış olacak. Önce problemi iyi anlamamız gerekiyor. İlk aşama budur. Algoritma basamaklarının bir başlangıcı ve bir sonu bulunur. Evet, başlayla başlar ve bitirle biter algoritmalar. Bir algoritmanın geometrik şekillerle gösterilmesine akış şeması denir. Doğru olacak. Çözüm için bilgi, mantık, deneyim ya da dikkat isteyen durumlara problem denir. Doğru diyoruz. İlk biçimiyle kalmayıp yeni değerler ya da biçimler alabilen ifade ya da nesnelere değişken denir, sabit denmez. Yanlış olacak. Umut Aras bilgisayarda sorumu hazırlarken elektriklerin gitmesi bir problem durumudur. Evet, bu da doğru olacak. Blockly'den alınan bu soruya baktığımızda karakterimizin ilgili konuma gitmesi için hangi şık doğrudur diyor. Dikkatlice baktığımızda ileri git, sola dön, ileri git, sağa dön ve ileri git komutu, yani C şıkkını doğru olarak kabul ediyoruz. Burada da düz bir yol ve yine konuma ulaşacak karakterimizin olana kadar tekrar et komutu, yani konuma ulaşana kadar ileriye git seçeneği doğru olacak. B seçeneği doğru kabul ediyoruz. Bu soruda eşleştirme yapmamızı istemiş. Bir saniye bekle komutu. Evet, istenilen süre kadar beklemeyi sağlam gerek. Buraya 3 yazıyorum. Eşleştirme 3 numaralı cümle. 2 saniye boyunca merhaba de komutu. Karakterin istenilen süre boyunca, evet, girilen saniye boyunca merhaba cümlesini sağlar. Buraya 5 giriyorum. Tıklandığında en çok kullandığımız komutlardan birisi. Proje içerisinde yeşil bayrağı tıklandığında bu blok altında sıralanmış kod kümesini çalıştırır. Buraya da 4 giriyorum. Sonraki kostüm komutu karakterin bir sonraki kılığa geçmesini sağlar. Burası da sürekli tekrarla komutu içerisine yazılan kod bloklarının sürekli çalışmasını sağlar. Umut'un bilişim dersi projesi için hazırladığı programda kukla ekranın kenarına gelince geri dönerken baş aşağı dönüyor. Kuklanın ters dönmesini engellemek için hangi bloğu kullanmamız gerekir? Sorusunun cevabı B şıkkı olarak dönüş stilini sol sağ yaparak kuklanın baş aşağı dönmesini engelliyorduk. Köpek balığının ve balığın kenara gelince geri dönmesini sağlayan kod hangisidir? Komutu da çok kullanıyoruz özellikle oyunlarda. Kenara geldiyse sektir komutu olacak. Luna Park'a giden Efe heyecanla bilet kişisini koşar ve parasını uzatarak bir jeton alır. Hangi oyuncağa bineceğini düşündüğü sırada elindeki metal jeton düşer ve yuvarlanarak yerdeki mazgalın içine girer. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Efe'nin problemini çözmesi için kullanacağı çözümlerden biri olamaz. A. Luna Park'taki görevden yardım istemek. Bir mıknatısa ip bağlayarak mazgaldan aşağı sarkıtmak. Mazgalın aralığından elini sokarak jeton almaya çalışmak. Maşa benzeri bir gereç yardımıyla jetonu almaya çalışmak. Burada doğru cevap B şıkkı oldu. Çünkü mıknatıs parayı çekmeyeceği için bu çözüm işe yaramayacaktır. Stretch ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Sahnede birden fazla karakter olabilir. Doğru. Her karakterin sadece bir kılığı vardır. Yanlış. Diğer şıkları okumadan B seçeneği diyebiliriz. Birden çok kostüm kullanabiliriz. Hangisi sabit bir veridir? Evde ders çalışma süresi değişken olabilir. Öğrencinin bir teneffüste oynadığı oyun sayısı. Sınıfta derse katılan öğrenci sayısı. Bir yıldaki mevsim sayısı. Evet, sabit olan D şıkkıdır. Mevsim sayısı değişmez.
Yine akış şemasından bir soru. Akış şemalarında eşkenar dörtgen olarak ifade edilen geometrik şeklin görevi nedir? Eşkenar dörtgen karar ifadelerinde kullanılıyordu. Streçteki eğer konutu gibi karar ifadelerinde bunu kullanıyor. Ve C şıkkı diyoruz. Bir problemin çözümü için aşağıdakiler hangisi yapılmaz? Problemi iyi anlamak, problemi çözmek için bir plan yapmak, çözdükten sonra sonucu kontrol etmek, problemi uzun ve karışık yollardan çözmeye çalışmak. Doğru şıkkımız D olacak. Çünkü hangisi yapılmaz diyor, D şıkkını yapmayız. Streç programında aşağıdaki bloklardan hangisi içindeki kodların bir şarta bağlı olarak çalışmasını sağlar? Buradaki doğru şıkkımız B seçeneği olacak. Eğer komutu bir şarta bağlı olarak çalışacaktır. Bu soruya baktığımızda sağ taraftaki komutları Compute IT uygulamasında yaptığımızı hatırlıyoruz. Sağ taraftaki komutları burada uygulamamız gerekiyor ve bitiş noktasını artı işareti koyarak işaretleyiniz demiş. Öncelikle buradan yukarıya çıkıyoruz. 2 kere sağ, 2 kere aşağı, 1 sağ ve 2 kere yukarı dediği zaman bu noktada biteceğini işaretlememiz gerekiyor. Yeşil bayrağa tıklandığında 10 adım git, 2 saniye sonra sınavımız başladı de, 1 saniye bekle, 2 saniye başarılar de ve bütün komutları sürekli tekrarla. Yukarıdaki açıklamaya uygun olan kod bloğu hangisidir diye baktığımızda bütün komutları sürekli tekrarla dediği için arkadaşlar zaten direkt B seçeneği gözümüze kırpıyor ve doğru cevap B seçeneği olacak. Evet, bu sınav kağıdının çözümlerini bu şekilde yapmış olduk. Diğer sınavları yani diğer çalışma sorularını açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Onların cevabını da araştırabilirsiniz. Sınavımız bu sorulara benzer sorulardan çıkacak. Başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.